bu olayların başlamasının en uç sebebi 2 yıl öncesine dayanıyor. 2 yıl önce biz sözleşmeler Kütahya Porselen'le eşit olsun bizim sözleşmelerimiz diye sendikaya bir ricada bulunduk. Sendikada dedi ki tamam biz bunu görüşelim edelim. Sonra işverenle sendika bu konuda anlaşamamışlar. Dediler ki karşılıklı anlaşma olmadığı için sözleşmeler eşitlenmiyor. Birbirine denkleşmiyor. Sendika bize dedi ki biz karşılıklı anlaşamadığımız için sözleşmeleri geri alamıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Birinci yılın farkı geldiği zaman, yani geçen yıl Ağustos ayı geldiği zaman bu süreçte zamı yüksek vereceklerini düşünerekten Mayıs ayında zam daha yüksek olacağı için bunlar işverenle sendika birbirleriyle anlaşılarak Ocak ayına sözleşmeyi çektiler. Yani Ağustos'ta bize daha yüksek oranda zam verilecekti. Bu oranı vermemek için Ocak ayını çekerek daha düşük oranda bir zam verdiler. Bu olayların başlamasının ana sebepleri bunlar. Ocak ayının 9'unda sendika tüm işçileri dolaşarak, bölümleri ve işçileri dolaşarak sözleşme sürecinin başladığını, sözleşmenin hazırlandığını, bunun gerekli yerlerle müracaat yapılarak bu sözleşmenin en kısa sürede hallolacağını bize söylediler. Bu süreçten 3 ay geçmesine rağmen bir sonuç alınamadı. 4. aya girdiğimiz zaman 3 Nisan'da Kütahya Porselen'le Çimsey Sendikası'nın sözleşme imzaladığını duyduk. 4 Nisan akşam vardiyasında sendika başkanı İbrahim Bey iş yeri yemekhanesine gelerek buradaki arkadaşlara biz sözleşmeyi sunduk. İsmet Bey bu sözleşmeyi kabul etmiyor diyerek bize tebliğ etti. Olayların başlaması buradandır. Bu olaylar Paşa Vardiyası bitiminde işçi arkadaşların alkış protestosuyla başlayıp 05.04.2023 gündüz vardiyasında sözleşmenin imzalanmadığını duyan işçi arkadaşlarımız yasal protesto hakkını kullanmak amacıyla yönetim binası önünde toplanıyoruz. Ama karşımızda bir muhatap bulamadığımız için, açıklama yapacak bir yetkili bulamadığımız için bu olaylar zamana yayılıyor. Ve akşam vardiya bitimine kadar devam ediyor. Daha sonra ikinci günde ise Çimsey İş Sendikası Genel Başkan Vekili ve Dumlupınar Şube Başkanı İbrahim Ay ve temsilcilerinin yönlendirmesiyle nizamiye girişinde işçileri toplayıp örgütleyip eylemin devam edeceğini söylüyorlar. İkinci günde de polis ve çevik kuvvet ekipleri işverenin binasına girmeyi engelleyecek şekilde barikat çektikleri, orada eylemin devam ettiğini, yani sözlü bir işlemin olmadığı açıklamanın beklenmesini bekledik. Daha sonra emniyete gidildi. Emniyet Müdürlüğü'nde İsmet Güral ve işçiler bir arada yanlış anlaşılmanın giderildiğini, bir işten çıkarılma olmayacağının sözünün alındığını söylendiler. Ondan sonra da biz işsiz kaldık. Olaydan sonra sendika başkanı İbrahim Ay beni bizzat aradı. Ben dedim sürecin nasıl devam edeceğini sordum. Bize bir avukat verecek misiniz diye sorduğumda bana bizim böyle bir avukatımız yok. Siz kendiniz bir avukat tutup yasal süreci başladın diye söyledi. Bizler Güral Porselen bünyesinde çalışan insanlar olarak tazminatsız işten çıkartıldık. Bunlara sebepse üyesi olduğumuz kimse iş sendikasıdır. Bizlere sendika temsilcilerinin yanlış beyanatları sonucu fabrika olarak protesto yaptık. Olaylarda tüm fabrika personeli ve sendika temsilcileri olmasına rağmen olay 25 kişiye yakın arkadaşların üzerine kaldı. Yarın ne olur bilemeyiz. Belki de çıkışlar devam edecek. Ve bizlerin çıkış sebebi olarak iş kanunu kodu 46. maddeye dayanarak işimize son verilmiştir. Bu maddenin içeriği ise yüz kısaltıcıdır. İşçinin işverenin güvenini sarsmak, kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk payı olmayan maddelerden dolayı işimize son verildi. Bizler fabrikanın kötülüğü dahi düşünüp yararlanan, iyisini kötüsünü ayıran emekçi insanlarız.
bizleri derinden üzer 46. maddenin yani kodun bize uygulanması. Onurumuzun kırılması. Bir üzüldüğümüz nokta da fabrikanın çalışan personel içinde özellikle engelli arkadaşlarımızın işine son verilmesi. Bizim hukuki sürecimiz 14 Nisan tarihinde başlamıştır. Sendika tarafından herhangi bir imkan ve yardım bulunmadığı için işçi arkadaşlarımızla beraber bir avukat tutmuş kendi imkanlarımızla beraber. İşe iade davası sonuçlanmasını istiyoruz. İşe iade davası sonuçlandığında herhangi bir işe geri dönüş olmadığı takdirde tazminat ve geri dönüşteki bütün haklarımızı almak istiyoruz. Bizim için en önemli şey ise burada bizim geleceğimize bir demir gibi konulan 46 kodunun değiştirilmesini istiyoruz.